Ferhat çok hareketliydi. İşte 3 yaşlarına geldiğinde evde hiç durmuyordu. Misafirliğe gittiğimizde mesela eşe dosta gittiğimizde şey derlerdi. Ferhat geliyor. Bütün kırılacakları kaldırın. Buna rağmen yine buluyordu bir kırılacak bir şey. Çünkü o koltuktan koltuğa sürekli zıplıyor ve duvarlara tırmanıyordu. Biz görmediğimiz zamanlarda birinci katta oturduk Allah vere. Onun panjurlarının demirlerine sarkıtıp kendini komşulara karşıdan eşime seslendi. Dilek dilek yine seninki aşağı sarkıyor diye. Siz sakin olun ellemeyin diyordu. Ben onu içeri alacağım. O zaman sütü çok seviyordu. Belli yaşa kadar süt içti. Biberonla onu çağırıp gel oğlum gel. Bak biberon var deyip yukarı alıyordu. Çocukluğundan böyle gözü karaydı yani açıkça. Ve bizim evin arkasında basket sahası vardı. Orada da en üste çıkıp potonun üstünde duruyordu. Arkadaşları topu atıp büyük abileri. O da topu havada tutup potadan geçiriyordu. Yine bizim komşular vardı. Bu sefer potaya çıktı. Dilek koş diye. Yani Ferhat'ın çocukluğu jimnastik başlarına kadar böyle geçti. Bir yaşına gelmeden Ferhat yürümeye başladı. Bir yaşında değildi, 9 ayını doldurmuştu. Yürüyordu Ferhat. Çok süt içen bir çocuktu. Bir gecede böyle 2 litre, 3 litre süt içen bir çocuktu. İnanılmaz kuvvetli kemikleri vardı. Ferhat bir yaşına geldiğinde Ferhat'ın bir hastalığı çıktı. Astım bronşit olduğunu fark ettik Ferhat'ın. Nefes darlığı oluyordu Ferhat'ta. Bu yüzden Ferhat'ı böyle el bebek, gül bebek, böyle tozdan, dumandan koruya koruya böyle büyütmeye çalıştık. Oksijen tüpleriyle yaşıyordum küçüklükte. Ama ailem hep yanımdaydı. Annem, babam, ablam gerçekten hem benim hayata tutunma anlamında hem de şu anki başarılarımda en büyük mimarlardır. İşte hastanelerde kaldık çok. Çok zor zamanlar atlattık. O zamanlardan bu zamanlara gelmek gerçekten kolay değil. Yani spor yaparken astım hastası olmak bu zor bir şeydi. Doktorların aslında önerdiği fakat sağlık için sporu önerdiği bir şey. Ben çok fazla efor sarf ediyordum. Yani çünkü jimnastikte 6 saat antrenman yapıyorsunuz günde. Çok fazla efor sarf ediliyor. Bu astım hastalığımı etkileyen bir şeydi. Fakat bir mucize oldu, tam tersi hastalığıma daha iyi geldi ve hastalığım bitti. Fuarda, İzmir Fuarı'nın içerisinde belediyeye ait bir jimnastik kulübü var. Ferhat'ın ilk hocası Reyhan Karanlık Hoca'yla ilk defa orada tanıştık. Bıraktım Ferhat'ı, indim ben aşağıya. Aradan bir saat geçti, çıktım yukarıya su falan ister diye. Beni görünce Reyhan Hoca hemen bağırdı. Buraya gelir misiniz? Yani siz şimdiye kadar neredeydiniz? Evdeydik. Oturuyorduk dedim. Nasıl evde olabilirsiniz? 9 yaşına gelmiş bu çocuk dedi. Ve olağanüstü bir yeteneği var dedi. Ben size dedi bir teklifte bulunsam acaba dedi gelir misiniz? Nasıl? Bornova'ya kendi spor salonumuza gelir misiniz? Yarışmacı yapmak istiyorum. Tabii ki ben eşimle görüşmek zorundayım. Bunu dedim size daha sonra söylerim. Ve eşim tamam dedi. Ve ben yükü aldım omuzuma. Her gün Ferhat okuldan geliyor, gidiyoruz otobüslerle, geliyoruz. Çok uzak yolumuzda. Gerçekten en büyük destekçim ailem, özellikle annem. Bizim salonla ev arasında 1-1,5 saat falan vardı. Her gün otobüsle benimle beraber gelirdi, benimle beraber dönerdi. Otobüslerde uyuyakalırdık annemle. Evi falan kaçırırdık, durağı kaçırırdık. Gerçekten zor zamanlardı ama onların da kıymetini bilmek lazım. Onların kıymetini bildikten sonra bu başarıların kıymetini bilebiliyorsunuz. Oradan buralara geldiğim için gerçekten çok mutluyum ve aileme de çok minnettarım bu yüzden. Emeklerimizin karşılığını aldık mı? Evet. Fazlasıyla Ferhat bize verdi o emeklerinin karşılığını. Fazlasıyla gururlandık. Yani kaç anne babaya nasip olur bu bilemiyorum yani. İnanılmaz bir duygu. Nasıl anlatılmıyor, yaşanması gereken bir duygu.
Kesinlikle çok gururlu ve çok mutluyum Ferhat adına. ...2005 yılında burada üniversiyat yapılmıştı İzmir'de. Yani o zaman çok büyük bir organizasyondu benim için ve jimnastiğe daha yeni yeni başlıyordum. Jimnastiğin ne olduğunu orada gördüm ben. Yani dünyanın en iyi jimnastikçileri oradaydı. O zamanın da en iyi jimnastikçisi Japon Tomita vardı, Hiroki Tomita. Yarışma bittikten sonra aşağı indik. Annem dedi ki, Ferhat dedi, biraz dedi, sürtün de dedi, bir şeyler bulaşsın dedi. Ben de gittim, gerçekten sürtündüm. Bir fotoğraf falan çekildik. O fotoğraf hala duruyor benim odamda. Bayağı değerlidir o fotoğraf benim için. Sürtündüm. Biraz bir şeyler bulaştı gibi. Şimdi de şunu görüyorum. Gerçekten benim hem sporculuk kariyerimin hem de şu andaki yaşantımın en önemli olaylarından biri gençlere, yeni nesile, küçük jimnastiğe başlayan sporculara örnek olabilmek. Buralara geldiğim için çok mutluyum, çok gururluyum. ...2018 Avrupa Şampiyonası'na kadar en büyük başarımız Ümit Şamiloğlu'nun Avrupa üçüncülüğüydü. O da 2008 yılındaydı. 10 sene sonra İbrahim'le beraber Avrupa ikinciliği geldi. 2019 yılında da bu yıl ben Avrupa üçüncüsü oldum. Ve Dünya Şampiyonası'nda artık gelecek nesiller için çok önemli bir başarı elde ettik. Çünkü gelecek nesilleri sadece tebrik edip bizi takdir etmesi değil, bundan sonrası için hayallerini ve hedeflerini büyüttük. Bence bundan sonra gelecek nesillerin ve gençlerin daha da büyük başarılar alabileceğine inanıyorum. Dünya jimnastik platformundaki algıyı değiştirdik. Yani dünya jimnastiği artık Türkler geliyor diyordu, şimdi Türkler alıyor diyor. Yani Türkler dünya şampiyonu diyor. Türkler dünyada madalyası var. Olimpiyatlara 3 kişi katılıyoruz. Ben olimpiyatlara 2. kez gidiyorum. Bu da dünya platformu için çok önemli bir detay. His dismount was picture perfect. There were moments in there that the judges unquestionably. Cumhuriyet tarihinde jimnastik branşında giden ilk Türk erkek Ferhat, aynı zamanda ikinciye de giden ilk Türk erkek Ferhat Arıcan. O yüzden bunun için çok gururluyuz, ailece çok gururluyuz. Kulübümüzde küçük Ferhatlar yetiştiriyoruz, öyle söyleyeyim. ...2016'da Rio'da ilk olimpiyatım olduğu için açıkçası 4 yıl geçtikten sonra şunu diyebilirim, tecrübesiz bir Ferhat Arıcan vardı orada. Eğer sorarsanız ne fark var arasında Ferhat Arıcan'da, ne değişti? Tecrübe değişti. Ve artık her zaman söylüyorum, 2016 Rio Olimpiyatları'nda gitmeyi hedefliyordum. Şimdi 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda madalya almayı hedefliyorum. Dünya Şampiyonası'nda bunu gösterdim aslında. Dünya Şampiyonası'nda final yaptım ve orada 0.1 puanla dünya şampiyonluğunu kaçırdım. Ferhat bir de şöyle bir sporcu, jimnastiğin önünü açan bir sporcu. Bu ilk başarıların hepsi Ferhat'a ait. Daha sonradan arkadaşların Ferhat'ın yaptığını görünce bunu ben de yapabilirim diyerek birçok başarı aldı. Bu yüzden Ferhat jimnastik anlamındaki en önemli isimlerden biri.
Önümüzdeki yıl 2020 Tokyo Olimpiyatları için 4 sporcumuz ülkemizi temsilen Tokyo'ya gidecekler. Çocuklarla hep konuşurken tabii bu bizim yıllar önceki hedefimizdi. Yani ilk etapta hayalini kurduk. Hayale adım adım ilerlemeye başladık. Ama ben hep şunu söylerim, bakın diyorum, olimpiyat madalyasını almazsanız ben hakkımı helal etmem. Onlar da kesinlikle alacağız diyorlar. Eğer 2020'de inşallah alacağız. Almazsak 2024, alamazsak 2028, alamazsak 2032. Yani bir şekilde bu madalyayı almadan ben öbür tarafa gideceğimi düşünmüyorum. Eskiden olimpiyatlara gitmek için hedef koyardık. Artık madalya almak için hedef koyuyoruz. Artık hedefimiz yüksek. Orada da çok güzel başarılarla döneceğine inanıyorum. Bu sefer madalyayı kaçırmayacağız avuçlarımızdan. İnşallah. Jimnastikçi, sporcumuz sevgili Ferhat Arıcan ekranlarımızda. Koltuklardan çift kol amut yaptı. Koltuklardan makuts hareketi, G grubu bir hareket. Paralel aletinde bu hareketten daha zor bir hareket yok. Koltuklardan diemdo çok güzel. Koltuklardan sütüşker çok güzel. Alt salto tek para. Buradan helli yaptık, çok başarılı gidiyor. Alt salto yarım burgusunu gördük. Bir makuts hareketini daha gördük. Serisinin sonuna geliyor. Helli yaptı sporcumuz. Sütüşker ve şimdi bitirişi gelecek sporcumuzun. Son derece başarılı. Son derece başarılı. Ferhat, Ferhat. Son derece başarılı. Tebrikler Ferhat. Bu seri madalya getirir. Başardık diyor annesi babası ve kız arkadaşı. Öncelikle jimnastik tarihimiz değil, spor tarihimizin çok büyük bir başarısı oldu. Gerçekten çok mutlu ve gururluyum. Yıllarca emek verdim, yıllarca çalıştım. Çok fazla zorluk çektim ama hepsinin üstesinden gelmeyi başardım. Kalktı, yani düştüğüm yerden daha büyük bir kararlılıkla kalkmasını bildim. Ve sonunda olimpiyat madalyasına ulaştım.